Örneğin mesela pandemi gibi kapanmaların çoğaldığı dönemde ev içi şiddetin, çocuğa yönelik fiziksel, duygusal, cinsel şiddetin, cinsel istismarın arttığıyla ilişkili veriler elimizde çok önemli bir bilgi tekrar gösteriyor. Kapalı yapılar şiddet üretiyor ve yani cinsel istismar da bunlardan biri. Daha çok fail odaklı yürüyen bir adalet sistemimiz olduğu için faille ilişkili cezanın yüksekliğiyle ilişkili bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Halbuki cinsel istismarın yollarını düşen taşlarda pek çok dinamik var. Çarpık çocuk algısı, çocukların hak arama mekanizmalarına ulaşamaması, destek alabilecekleri kişilerin olmaması, toplumsal bir yapı içerisinde görünmez hale gelmiş olmaları, öte taraftan mesela çocukların bir arzu nesnesi haline gelebilmesinin meşru kabul edilebilmesi gibi böyle taşlar cinsel istismarın da artmasına neden olabiliyor. 45 çocuğun 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı bir Karaman vakası var. Türkiye'nin çocuk hakları karnesinin zayıf olduğunu göstergesi. Orada mesela süreçte bir çocuğun psikologla görüşmesinde psikoloğun durumu fark edip savcılığa bildirmesi ve savcılığın işlemleri başlatmasıyla başlayan bir süreç var. Oraya baktığımızda mesela 4 yıl boyunca çocukların içinde bulunduğu kurumda ki orada yatılı bir hem bakım hem de eğitim verdiğiyle ilişkili böyle bir vakıftan bahsediliyordu. Ve orada mesela denetim süreçleri neden yoktu? Çocukla ilişkili çalışan personel, çocuklarla ilişkili çocuk güvenliği, çocuk hakları, davranış kurallarıyla ilişkili neden güçlendirilmedi? 4 yıl boyunca hani o mahallede yaşayanlar nasıl oldu da harekete geçemedi ki yani bir şekilde cinsel istismarın belirtileriyle ilişkili pek çok gösterge var. Birinin aslında harekete geçebilmiş olması çocukların 4 yıl boyunca o süreci yaşamalarını önleyebilirdi. Yani çocuk hakkında bir önceliği ve beklentisi var yetişkinlerin ve iktidarın. İşte bir belki biat kültürü, geleceğin sigortası gibi aslında çocuğu nesneleştiren ve tek tipleştiren ve şekillendirmeye çalışan bir kurgu. Bu yüzden de çocuğu koruyabilecek, kollayabilecek, gözetecek bir yaklaşımı örüntülemekte ne yazık ki zayıf kalıyor. Evlilik yaşının düşürülmesiyle ilişkili cinsel istismar failiyle istismara maruz bırakılan çocuğun evlendirilmesiyle ilişkili çözümler üretilmesiyle ilişkili böyle aslında çok ürkütücü çözümler üretiliyor. Bu yasa tasarısıyla ilişkili sürekli aslında tetikte olmak gerekiyor. Çünkü aslında bu tasarının çocuğun haklarını nasıl ihlal ettiğini görmezden gelen bir iktidar oluyor. Çünkü önceliği çok farklı çocuklardan. Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğu tırnak içerisinde mağdur olarak tanımlamaya başladığımızda güçsüz, bir daha böyle kendi ayakları üzerinde durabilme konusunda çok çok zorlanacak bir pozisyona sokuyoruz. Halbuki bütün bu cinsel istismar vakalarına bakış açımızda cinsel istismar suçu ve failin yaptıklarına odaklanmamız ve çocukla ilişkili destek mekanizmalarını harekete geçirebilecek bir talebi vurgulamamız çok önemli. Bu mesela şöyle hızlı bir şekilde infial yaratan olaylarda dillendirilen sloganlarda bile mesela çocuk susar, sen susma diye bir motto çok böyle sahiplendi. Fakat orada sorumluluk bir yani cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuğun içinde bulunduğu durumdan çocuk sorumlu değil. Çocuk zaten kendi gelişimsel özellikleriyle ve ona oluşturulan alanla, güvenli bir alan oluşturulmuşsa tabii ihtiyaçlarını dile getirebilen bir konumda. Onu dinleme becerisi yetişkinlerde. Bir kere olmadan neler yapılabilir konusuna kafa yorma.
birincil önleme dediğimiz. Bu ne demek? Herhangi bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilişkili riskleri ortadan kaldırabilecek neler yapılabilir? Çocuğun bir kere bedensel söz hakkı konusunda güçlendirilmesi, hayır deme gücü ve cesaretine sahip olması konusunda alan açılması gibi çocukla ilişkili güçlendirme çalışmaları var. Yetişkinlerin ne yazık ki şöyle bir ezberleri olabiliyor. Yani bir yetişkinsen çocukla ilişkili karar verme hakkı bana ait, ben ne istersem o olur. Severim de, döverim de, şunu da yaparım da, bunu da yaparım da. Böyle bir hakkı yok yetişkinlerin. Yani çocuğun haklarını korumakla ilişkili sorumlulukları ve sınırlılıkları var. Yani istediği gibi bir çocuğu mıncıklayamaz, kucağına alamaz. Yani bununla ilişkili aslında nasıl yetişkinler birbirlerine olması gerekenden bahsediyorum. Sınır ihlallerinde bulunmaktan çekinmiyorlarsa çocuklarla da eşitler ilişkisi kurup bu sınırları gözetmeleri çok önemli. Bu yüzden bunları gözden geçirmek, ezberleri bozmak gerekiyor. Bununla ilişkili de yüzleşmek. Ev içerisinde bu kapalı bir alandır, aile içi sorundur diyerekten geri durabiliyoruz. Halbuki çocukla ilişkili olan her şey politik bir taraf, yani politik ve kamusal. Çünkü çocuk haklarını korumakla ilişkili bir yükümlülüğümüz var. Bunu da sözleşmeyle de zaten kabul etmişiz. Herhangi bir istismar olduğunda nasıl müdahale edilmeli? Şimdi tekrar mesela genel bir akışta süreç nasıl oluyor? Bir istismar maruz bırakılan çocukla ilişkili adli süreç başlatılıyor vesaire falan filan ve adalet sistemine girdiğinde failin cezasız kalmamasıyla ilişkili bir odak. O yüzden mesela somut delil çok önemli diye tanımlamaya çalışıyor sistem. İstismara maruz bırakılan çocuğun çevresi, yakın çevresindeki ailesi, arkadaşları ve mesela bir okula gidiyorsa okuldaki çocuklar, yani aslında bir istismar vakası sadece maruz bırakılan bir çocuğa yönelik bir ihlal değil. Bütün çocuklarla ilişkili bir ihlalin de habercisi. Çünkü o ihlale yönelik onarıcı bir süreç geliştirilmediğinde diğer çocuklardaki algı bir kere hani cinsel istismarla ilişkili süreçlerde kendilerini korku ve endişe içerisinde hissetmeleri gibi bir süreç de doğuruyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etkin ve onarıcı bir süreç. Biz cinsel istismarı kanunda bir temas, özellikle üreme organlarına yönelik bir müdahale olduğunda tanımlayabiliyoruz. Halbuki cinsel istismar çok geniş bir kavram. Çocuğun bütün bedeniyle ilişkili ona tahakküm uygulanması ve yetişkinlerin kendi istek, arzu ve çıkarları doğrultusunda sömürmesiyle ilişkili bir kavramı var. Bir daha benzer bir olayın olmamasıyla ilişkili bir kere olan bitenle yüzleşme. Nerede ne işlemedi ki bu ihlal aslında oluverdi? Burada sorumluluk zinciri çok önemli bir kavramsallaştırma. Her bir vakada aslında hangi aktör sorumluluklarını daha kapsamlı yerine getirseydi bu iş önlenebilir diye sorgulamaya dönüyor. Burada hep bütün aslında öncelikle bu yükümlülüğü, yani çocukların haklarını korumakla ilişkili yükümlülüğü sahiplenen devletin yürütme organlarının şapkalarını eline alması gerekiyor.